Evet, hoş geldiniz. 44. bölüm. Tayfun yok, ilk defa. Çünkü trafiğe takıldı, İstanbul trafiğine. Çözemedik. Misafirimizi de bekletmek istemedik. Çok iş, bizim artık teknik sebeplerimiz. Hoş geldiniz Oğuzhan Hoş Bey. bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mutlu oldum ve teşekkür ederim tabii ki davetiniz için. Bizim hep Tayfun'la böyle bir nüktedan takılmamız olurdu kaçıncı bölüm diye. Kendisi yok, ilk defa 43 bölümdür vardı. 44. bölüm diye tahmin ediyorum. 44. bölüme Tayfun'suz başlıyoruz. Biraz değişik geldi o anlamda. Evet, ben konsept gereği sizden kendinizi bilmeyen olabilir. Biz biliyoruz, birçok insan biliyor Türkiye'de ama bir kısaca tanıtmanızı rica edebilir miyim konseptimizin bir parçası olarak? Lütfen. Tabii ben bizim ülkemizde müzikçi olarak yaşamaya çalışan genç bir dostumuzum, öyle söyleyeyim. Şöyle 88 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile konservatuar hayatım başladı. Ama ondan önce ilkokul birinci sınıfla birlikte TRT İstanbul Çocuk Korosu'nda aslında koroda görevliydim. O böyle bir hobi olarak başladı mesele. Sonrasında işte opera balenin korosuna dahil oldum. Yine öğretmenlerimin aslında biraz önermesiyle aslında belki tabir yerinde ise iş biraz ciddiye bindi. Çünkü Cenan Akın, Yücel Elmas, işte Gökçen Koray Hoca hatırlıyorum tabii ki de. Ve ondan sonra hocaların yönlendirmesiyle bir konservatuara yazıldım. Orada da keman öğretmeni Profesör Ayhan Turan'ın öğrencisi oldum. Bir Nihat'ın 6 ve yıl. Hakan'ın hocası. Evet. Doğru biliyorum. Sanıyorum Yani. o iki Evet. isimden sonra ki üçüncü erkek öğrencisi de bendim Ayhan Bey. Öyle hatırlıyorum. Wow. Ne Evet. büyük şans. Benim için harikaydı. Hem Ayhan Bey'in yani odası enteresan bir odaydı. Yani o başka bir atmosferdi. Yani sonuçta bizim okulumuzun kendine ait bir dünyası vardı. O zamanlar daha belirgin, keskin köşeli bir dünyaydı o. Şimdi hepsi bir arada. Bahsederim biraz sonra. Ama Ayhan Bey'in odasına girdiğimizde zaten Türkiye'de değil gibi olurdunuz. Yani başka bir okul falan da değil. Bir anda böyle bir İtalya'da bambaşka bir dünyanın içine alırdı sizi Ayhan Bey. Ve tabii ki işte önümde de öyle benden üst sınıfta olan iki çok kıymetli isim vardı. Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy. Ama sonra bu lise dönemlerinde ben biraz yaramazlık yapmaya başladım. Yani enstrüman çalmayı çok seviyordum. Piyano ve işte kemanla çok haşır neşir oluyordum ama bu yazma çizme meselesi biraz ilgimi çekiyordu. Harmoni dünyası ilgimi çekiyordu derken Nail Yavuzoğlu hocam dedi ki bence sen bizim bölüme gelmelisin dedi. Laf aramızda ben kompozisyon bölümüne gittiğimde aslında kompozisyoncular ne yapar bilmiyordum. Yani tam olarak bilmiyordum. Tamam mı? Sonra işte oraya dahil oldum ve çok çabuk bambaşka bir dünyanın içine girdim. İyi ki de yapmışım. Enstrümanist olmak harika bir şey. Ben çok seviyorum. Ama o oradaki çalışma disiplini ben herhalde ya da şu an öyle düşünüyorum. O pek bende yoktu o sıralar. Ya da ondan yavaş yavaş kaçmaya başladığım bir dönemdi galiba. Böyle biraz daha işte yavaş yavaş hareket eden besteci kimliği daha ilgimi çekti. Öyle tahmin ediyorum. Sonra işte üniversite orada bitti ve yazdıklarımı seslendirmek istedim. Onunla birlikte de aslında başkalarına rica ediyordum. Ya şu müziğimi çalar mısınız? Efendim şöyle bir şey yazdım. Gerçekten müzisyenim falan diye. Kimisi ikna oluyordu, kimisi olmuyordu derken kendi müziklerimi yönetirsem biraz daha fazla çabuk ilerleyebilirim diye düşündüm. Dolayısıyla bestecilik ve şeflik öyle aslında bir arada gitmeye başladı. Bunların bazen biri diğerinin önüne geçiyor. Bazen biri diğer geride kalıyor. Öyle bir zamanla işte uzun zamandır bu işte meşgulüm. Öyle. Ve tabii ki mezuniyetten sonra da mezun olduğum okulda aslında öğretmenlik yapmaya başladım. Kendi kompozisyon bölümünde. O ayrı bir iş. Yani şimdi ürküyorum. Şimdiki aklım olsa gerçekten giremezdim. Hani bizlere şimdi şey diyorlar konservatuardaki hocalar, işte siz üniversitede akademisyen falan diyorlar. Ben önce böyle bir duraksayarak diyorum ki yani müzisyenliği kabul edeyim ama şu akademisyenlik bilmiyorum. Hani belli seviyede müzisyen olduğumuz için bizi okullarda hoca olarak davet ediyorlar ve o tecrübenizden bahsetmenizi istiyorlar.
Sonra bir anda akademisyen deyince ben ürküyorum açıkçası. O yüzden bestecilik unvanını daha şey görüyorum. Biraz daha böyle hem yetermiş gibi geliyor bana. O yüzden diğer şeyleri biraz uzaktan seyretmeyi tercih ediyorum. Öyle söyleyeyim. Ama Murat, üniversitede çalışıyorum. Şef Oğuzhan Balcı'yı biliyorum, besteci Oğuzhan Balcı'yı biliyorum ama kemancı Oğuzhan Balcı ile bugün tanıştım. Benim eksikliğim, evet, hele yani Ayhan Turan sınıfı bayağı imtiyazlı ve Tabii. iddialı bir sınıf. Evet, yani Ayhan Hoca bir Öyleydi efsane. gerçekten. Evet. Bizim şimdi İTÜ'den kaçıncı misafirimiz oldu? Oğuzhan Bey, Aslı. Necati Hoca'yı misafir ettik, Giray'ı. Başka ikinci misafirimiz mi? Daha arada başka hiç kimse olmadı galiba. Emin olamadım hocam. Evet, sanıyorum ikinci Mümkün yani. misafir. Necati Hoca'dan haberdar oldum. Evet. Ki biliyor musunuz Evet. şu an Necati Bey de bizim konservatuarımızın bir toplantısında. Yine bu Evet, şekilde. biliyorum. Bugün mesaj attı, söyleyemedim bizim aynı saatte Doğru. sizinle Doğru. Doğru. röportajımız olacağını. Kendisini çok çok takdir ettiğimiz bir büyüğümüz, sağ olsun. Çok çok Yani çok onu tanıdık, kıymetliyiz ne kadar gerçekten. büyük bizim için şans. Cihat sağ olsun. Öyle. Mutlaka Necati Hoca ile röportaj yapmalısınız dedi. İyi ki de yapmışız. Çok şey öğrendik ondan. Yani orada bir hazine varmış. Hiç nasıl da dinamik, nasıl da genç, nasıl da benden Necati genç Hoca bir müthiş insan bir ruh insan. olarak. Öyle öyle öyle. Hepimiz öyle gerçekten. Aynen. İşte yavaş yavaş öğreniyoruz. 44 bölüm oldu. Kim bilir daha karşımıza ne portreler çıkacak. Ben çok şanslı bir insanım. Bu proje sayesinde birçok pırıl pırıl insanı tanıyıp kendime bir şeyler kazanıyorum. Cihat da sizden hep iyi bahseder. Hep yani bu güzel bir camiasınız İTÜ olarak. Daha da Çok konuk teşekkürler. Sağ edeceğimiz olun. içinden çok Sağ olun. arkadaşlarımız var. Bakalım sırayla bir Muhakkak. şekilde alıp devam edeceğiz diye düşünüyorum. İTÜ'de sonuçta birçok pırıl pırıl insan hala görev yapıyor. Evet, şimdi biz sizden bir tane 8 Viyonsar eseriniz var. Onun hakkında telefonda da konuşmuştuk. Ne söylemek istersiniz? Onu bir dinlemek istiyoruz. Tarihe bir not düşelim diye. Tabii. Siz beni ilk aradığınızda bu müziği yazalı belki 2 yıl olmuştu ya da 2,5-3 yıl oldu emin değilim şimdi. Murat Berk tanıyorsunuz tabii ki. Viyonserci Tabii ki. dostumuz, hepimizin Sınıf arkadaşım. abimizi. Birlikte mezun Öyle olduk. mi? Ah harika. Evet. Onların Tabii. biliyorsunuz Murat bir şey Ankara'ya yok geldi Choir ya. Quartet'i. Evet. Ha, tamam Tabii doğru. tabii tabii. Doğru. O Hatta dün Cello Melih ile Quartet'in içinde. birlikteydik. Yine bir şeyler planlıyorlar. Aa harika. Evet, Doğru Melih evet, Kara doğru evet. o da. Evet. Onlar kendi toplulukları için benim işte bu Yaylı Sazlar Kuartetine yazdığım çok fazla müzik vardı. Hani biraz sonra belki değinirim. Bolca da düzenleme vardı elimde. Bir takım uyarlamalar falan da vardı. Onlar bazı konserleri için zaman zaman benden isterlerdi bunları. Sonra bir gün bana telefon açtı Murat Berk. Dedi ki ya bizim festival kapsamında bir konserimiz olacak ve Berlin'den de 4 misafirimiz daha gelecek ve biz 8 çello bir müzik çalacağız. İşte Berlin Filarmoni'nin çelistlerinden bahsetti. Senden bir şey yazmanı isteriz dedi. Ben de olur dedim ama gerçekten benim açımdan biraz sıkışık bir zamandı. Ve işte kendisine aslında taahhüt ettiğim zamandan birkaç gün geciktirerek ki Türk besteciler için fena bir şey değil yani birkaç gün geciktirmek öyle diyeyim. Ben müziği gönderdim. Yani konserleri örnek söylüyorum bir ayın işte Haziran'ın 15'inde ise ben onlara 7'si 8'inde gönderdim gibi bir şey oldu. Ama zaten ortalama ne kadar ağır zor bir şey olup olmadığını biliyorum. Yani onların profesyonelliğinin nasıl çıkartacağını. Ancak şöyle bir şey oldu. Berlin'den gelen dostlarımız bu da tarihe not düşürsün diye söylüyorum. Konser günü öğlen 1'de geldiler ya da 2'de geldiler. Öyle bir şey oldu. Çok iyi ya. Evet. Ve dolayısıyla yani bizim arkadaşlarımızla benim bildiğim sadece o ana kadar anlaştıkları zaten literatürde var olan ve hepimizin bildiği bir takım eserleri çalacakları için daha güvenle geldiler tabii. Dolayısıyla yeni bir müziği çalmaktan biraz imtina ettiler. Dolayısıyla ben o müziği yazdım ve öyle kaldı. Sonra benim için aslında acaba nasıl bir müzikti diye bir kenarda kaldı ki minicik hikayesinden bahsedeceğim şimdi size. Müziğin ne anlatmak istediğinden. Sonra da o ana kadar ismini bildiğim ama tanışmadığım Serdar Mamaç beni aradı.
İzmir'den ve bir konser olacağını ve böyle bir müzik yazdığımı bildiklerini, hatta ben dedim ki ya ben daha duymadım müziği, hani nasıl bir şey olduğunu inanın bilmiyorum falan. Onlara gönderdim. Onlar İzmir'de bir konserde, bir ya da iki konserde seslendirdiler diye biliyorum. Şeyi bu kadar aslında benim açımdan müziğin durumu bu. Ama yazarken şunu düşündüm. İki başlı konu vardı benim zihnimde. Şimdi o müzik çok böyle ne çok tatlı, çok şekerli veya çok avantgard, böyle bazı anları biraz öyle, bazı onları biraz anları biraz değişik. Ama şunu düşünmüştüm. Almanya malum hani savaş ve sonrası yaşadıklarını biliyoruz. Yani bu ikiye bölünmüşlük meselesi dünyanın bence en sevimsiz meselelerinden birisi. İşte Doğu Almanya, Batı Almanya, koca bir duvar var falan. Müziğin adı bu arada Duvarların Ardı. Umarım yanlış hatırlamıyorum. Öyle olması lazım. Duvarların Ardı idi. Bir de aynı meseleyi açıkçası bizim ülkemizdeki müzik camiası ile ilgili de bir şekilde özdeşleştirdim kendimce. Çünkü biz yıllarca birbiriyle konuşamayıp, anlaşamayıp, münakaşa eden müzikçiler yumağına dönüşmüşüz ülkemizde. Ben bunun biraz böyle şeylerini, yani dezavantajlarını da yaşamış birisiyim. Ve bunları yıkmak için de kendince uğraş veren bir meslektaşınızım. Dolayısıyla bu duvarların ardı herkese lazım. Yani duvarın bu tarafındaki için de duvarın öbür tarafı lazım. Diğer taraftaki için de duvarın bu tarafı lazım. Öyle bir kendi içinde öyle bir dünya yarattım, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla kaostan birazcık rahatlığa eren, kısaca öyle tabir edebilirim. Ama aynı şekilde de dediğim gibi özellikle Almanya'nın kendi o içindeki bölünmüşlük, duvar meselesi. Onu biraz da bizim kendi müzik camiamızla özdeşleştirdiğimizi zannettiğim. Sonradan ben dinledim tabii müziği. Şimdi olsa kesinlikle öyle yazmam. Onu da not düşeyim. Dolayısıyla Beyoncé camiasına aslında bir borcum var. Bir de birkaç dostuma cello konçertosu söz verdiğimi hatırlıyorum ama henüz denk gelmedi. Yani o seri bir keman konçertom var veya başka enstrümanlar için. Ama onu yazmam o bir şey. Ne derler? Boynumun borcu. Öyle. Genel Kime itibariyle söz böyle tarif verdiğinizi edebilirim. sormamda mahsur var mı? Valla Çağ ona söz verdiğimi söylüyor gördüğüm zaman. Öyle söyleyeyim. Yani vermişimdir kesin. Hatta bizim üniversitemizde ben pek böyle kampüs içinde yürüyemem. Yani bizim şu mesele ne oldu diye herkes sorar. O yüzden bu herkese evet deme huyumdan vazgeçmem lazım. Öyle söyleyeyim. Ama şey, Beyoncé konçertosu çok heves ettiğim bir iş. Öyle söyleyeyim. Bir de bilmiyorum siz benden daha iyi bilirsiniz. Son senelerde inanılmaz iyi violonselciler var ülkemizde. Hani gerçekten yazsam da çok çalınsa diye heves ediyorum açıkçası. Bu yorumunuzda haklısınız. Biz büyük bir keyifle birçok genç kuşak çelisti burada misafir ettik. İsimlerini tek tek anmak istemiyorum, bazılarını atlamamak veya daha misafir edemediklerimizi ihmal ediyor olmamak için. Ama hakikaten bizim bir alt, hatta iki alt kuşak, muhteşem bir kuşak geliyor. İşte o ihtiyar ve Türkiye'de hiçbir şey iyi gitmiyor diyen üst kuşağın dediğin aksine gayet Gerçekten pırıl öyle. pırıl, birçok çok iyi, güzel güzel kariyerini tamamlamış, iyi noktalara devam eden bir sürü pırıl pırıl çelist var. Ben bizden daha iyi bir noktaya Türk cello karakterini, Türk cello repertuar, her şeyi götüreceklerinden eminim. Yeter ki fırsat verelim. Bizim de zaten burada yapmaya çalıştığımız şey o. Bugün bir eserle sizi misafir ettik. Umarım başka bir eser için vesile olur. Birkaç sene sonra bu bölüme bir ek yaparız. Amaç burada popüler eserleri bulmak değil. Hep birlikte daha çok eser yapısını hazırlamak. Evet, bu eseri tek bir kelimeyle tarif etmek gerekirse ne diye tarif edersiniz? Yani bu biraz önce anlattığınız hikayenin üstüne soracağım. Kelime nasıl bir şey söyleyebilirim bilemedim ama böyle el ele olmak, kardeş olmak, sarılmak Güzel. belki. Heh, Tamam. sarılmak, evet. Ben duymak Öyle bir şey olabilir. istedim. Duydum. Çok teşekkürler. Eser tonal bir eser mi? Tonal bir eser mi Kısmen eser? evet, bazı pasajları evet, bazı pasajları hayır. Okey. Kaç dakika sürüyor?
Aa, çok güzel. Ezbere söyleyemeyeceğim ama bir 7-8 dakika olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Tam şimdi Gayet iyi, ezbere çok iyi. hatırlayamadım ama öyle bir şey var. Tamam. Yani bir konser içinde böyle tek bölümlü çalınabilecek gibi bir haldeydi. Onu biliyorum. Okey. Peki diyelim ki eseri seslendirmek istedi. Bu eseri seslendirmek için size nasıl ulaşacak? Telif için ne yapması gerekiyor? Nasıl eserin notasına ulaşacak? Bunları sizin burada ifade etmeniz çok önemli. Tabii. Bize bu konuda Hemen bilgi şöyle verirsin. söyleyeyim. Tabii. Birincisi devlet orkestrası. Şimdi biz besteciler şimdi sürekli bana işte şunu çalabilir miyiz? Bunu bize gönderir misin gibi mailler, mesajlar veya telefonlar gelir. Ben kendi prensibimi söylüyorum. Bir devlet orkestralarına hiçbir zaman ben şu kadar bir şey isterim ancak öyle nota veririm gibi bir şey söylemedim. Devlet orkestrasına diyorum ki siz uygun olan neyse, siz ne düşünüyorsanız benim için de uygundur. Herhangi bir şey yoksa da benim için de sorun değildir diyor. Aynı mantık okullar için de geçerli. Ya da okulların dışında işte kendi içinde bir takım topluluklar kurmuş meslektaşlarım var. Şimdi ben onu biliyorum ki o bir trio kurmuş ve var olmaya çalışıyor. Benim ona herhangi bir telif bir şey söylüyor olmamın hiçbir ne bana faydası var ne onun müziğine faydası var. Dolayısıyla ben kim benden bir şey isterse hani bir gün karşılaştığımızda bir çay içeriz veya böyle bir şey yeriz falan deyip konuyu kapatmayı tercih ediyorum. Karşı taraf eğer o düzeyde profesyonel bir iş yapıyorsa yine onların mesleki nezaketine bırakırım konuyu açıkçası. Benim açımdan öyle. Ama benim mail adresim ve telefonum her yerde herkeste vardır. Tanıdığım En tanımadığım azından herkese var. Direkt gönderirim. yani Tabii. mailinizi paylaşırsanız şöyle bir faydası olacak. Biz bunlara bir süre sonra İngilizce, Fransızca ve İspanyolca altyazı yazdırıyoruz. Bundan 5 sene sonra bu bölümü seyreden bir İspanyol ya da bir Kanadalı ya da bir Japon, ya ben bu Oğuzhan Balcı'ya ulaşayım, bu nasıl bir esermiş dediğinde bir ulaşabileceği bir kaynak vermemiz lazım. O yüzden soruyorum bunu. Tabii. Soyadım adım yani şu an aktif olan maillerden birisi balciogushan@yahoo.com.tr benim kullandığım mail adresi. Okey, tamam. Yani orada bir şekilde yazacak, size ulaşacak, Tabii. sizin müsaadenizi alacak, o şekilde notayı isteyecek. Şartları neyse o Evet. sizin takdiriniz. Sonuçta bizim burada o notayı alıp birilerine verme ne yetkimiz var ne pozisyonumuz var. Bu sizin takdirinizde. Nasıl uygun görüyorsanız o şekilde. Sağ olun. Yeter ki birileri çalsın, yeter ki bu çoğalsın. Bizim tek derdimiz Evet. bu. Bir de mesela bizim ülkemizde bilmiyorum. 8 çello kaç defa bir araya geliyor yılda onu bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. İşte Murat Berkler'in grup o konuda bakalım bir şeyler yapacaklar gibi. Harika, Merih'le de harika. konuştuk. Yiğit Tandoğ grubun bir parçası. Onlar bir yeni Harika. oluşuma dönüştüler 8 çelloluk. Orada sanıyorum 8 çello bir şeyler yapacaklar. Merih de bahsetti. Yiğit de bahsetti Harika. bundan. Ekip de bayağı sağlam. Pırıl pırıl bir sürü genç Ki 4 çello müzisyen. için ben bir takım düzenlemeler de yaptım. Yani Murat Berkler çaldılar onları. Onu biliyorum. Ya yani onu size söylemedim belki ama 4 celloya öyle uyarlamalar yaptım. Bir 2-3 düzenleme var. Ama şimdi hangileri onu hemen ezberimden bilemeyeceğim. Bir şu Bir tek çok bu çalındığı konudaki Karahisar Kalesi var. Burada tabii ben besteden bahsediyoruz. O yüzden onları söylemedim tabii ki de. Yani mesela beste ağırlıklı olduğu için, yeni kazandırılmış eser olduğu için. Ama şey, 8 çello müthiş ses çıkacaktır eminim yani. burada tek ben tabii biraz Hanımköylü olduğum için tek serzenişim 8 çellonun içinde bir tane kadın çelist yok. Hepsi erkek. Anladım. Evet. Şimdi bizim hanım duysa nasıl yani hiç kadın almıyorlar falan der. Doğru, Tek doğru. sıkıntı Ve o. haklı olacak yani. Haklı. Evet. Ama onların takdiri hepsi çok birinci sınıf çelistler. Hiçbir şey diyemem o Evet. kısmına ama ne yazık ki biraz böyle feminen tarafla alakaları yok. Değil mi Aslı? Hiç bir sürü sap gibi adam oraya diziliyorlar. Ama şeyi de Evet. biliyorsunuz tabii diğer Cello Paradiso şimdi yanlış Tabii tabii. söylemiyorsam Paradiso Diva ismi. şey işte Değil mi? Çok Gülyar, kıymetli diğer İrem, arkadaşlarımız. Evet. Şafak, evet. Şafak Ekim ve Dördü. Dört kişiler onlar İsmail. işte. Didem, Evet, dört kişiler. Gülyar,
Dilba ve Evet. Şafak dördü var. Heh, Dilba. Tamam, Dilba tabii ki, doğru. Evet. Bakalım yani onlar da güzel gidiyor. Artık nasıl Evet. olacaksa ne diyeyim? O yeter ki birileri bir şeyler çalsın. Ama sizin Doğru. 8 çello dışında artık şu çello konçertosu işi çok ilginç olabilir. Umarım bir gün fırsatınız olur ve bu konuda bir adım atarsınız. Biz de o konu hakkında Yok sizi tabii. tekrar misafir ederiz. Çok da seviniriz. O Çok zaman çok mutlu tamam, olurum. meseleyi de netleştirdik. Aslı bizim Oğuzhan Hoca'ya soracağımız başka bir şey var mı? Soracağımız bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bize gerçekten çok zaman ayırdığı için bu kadar sıkışıklığın içerisinde. Çok çok teşekkür ederiz. Kayıttan sonra Sahnedeyiz. biraz bir dedikodu yapmak için sizi Evet. misafir etmeye devam edeceğiz Ama uygun Tayfun olduğu Bey de geldi. kadar. Bize bir Ben el çok teşekkür sallasın ederim o lütfen. zaman. Tayfun Bey de Evet, bize el evet. Vallahi. sallasın. Geldi şu anda. Merve sonuna Vallahi. yetişmiş de olsa. Yine de onsuz bir şey yapmadık. Gönlümüz de el vermedi onsuz olmasına. Her şey için Çok çok teşekkür teşekkürler. Çok ederim. evet. Tayfuncuğum yine kapanış anonsunu senden bekliyoruz. En azından onu yap. İstanbul'dan diyorum ki izleyenlere lütfen beğeniyorlarsa beğendiklerini, beğenmiyorlarsa beğenmediklerini söylesinler. Abone olsunlar kanalımıza. Oğuzhan Balcı gibi bir sürü değerli konuğumuz geliyor. İyi seyirler diliyorum. Oğuzhan Balcı'ya da hem merhaba hem teşekkürler diliyorum. Hoşça Ben kalın. teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın.